geldiniz. Hoş geldiniz. Sat 7 Türk'ün Sat 7 Türk Çocuk Programı'na. Hepinize sevgi, heyecan, sevinç dolu koskocaman bir merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki açtınız bizi izliyorsunuz. Çünkü Nora abanız sizi çok 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 kocaman seviyor. Şimdi arkadaşlar bu keyifli, bu neşeli açılıştan sonra sizlerin gününüzü daha neşeli kılmak için sizlere bir ayet okumak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki Tanrı'nın sözü her zaman bizlerin hayatına neşe ve sevinç getirir. Yani bizler aslında hayatımızda bazı mutsuzluklar, bazı sorunlar olduğunda neşeyi aslında izlediğimiz çizgi filmlerde, oynadığımız oyunlarda bulmak yerine öncelikle Tanrı'da bulabiliriz. Yani Tanrı'yla zaman geçirerek, ona dua ederek, kutsal kitaptan bir şey okuyarak Tanrı'daki sevincimizi bulabiliriz. Çünkü Tanrı gerçekten bir sevinç ve umut kaynağı. Bu yüzden umudumuz tükendiği zamanlarda, sevincimiz az olduğu zamanlarda öncelikle Tanrı'ya gidelim. Ama tabii ki de çok sevdiğiniz oyunları oynamakta hala özgürsünüz arkadaşlarım. Sizlere okuyacağım ayet Efesliler bölümünden. Her bakımdan, yani her şekilde alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Bu gerçekten çok önemli bir ayet. Hadi gelin bu ayeti birazcık daha inceleyelim birlikte. Her bakımdan alçak gönüllü. Ne demek alçak gönüllü? Her şekilde alçak gönüllü. Alçak gönüllü demek arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Mesih İsa nasıl ki öğrencilerinin ayaklarını yıkamıştı. O bir kral olmasına rağmen bu kadar zor bir görevi, yani bu kadar rahatsız edici bir şeyi yapmıştı, yerine getirmişti. Ve üstelik bunu sevgiyle ve sevinçle yapmıştı arkadaşlar. Bunu düşünüyorum bir taraftan. İşte bu bir alçak gönüllülük örneğiydi. Yani aslında kendini bir kral gibi görmektense, kendini diğer insanlardan üstün görmektense ayakları kimsenin, yani kimsenin yıkamak istemeyeceği bedenin en altında bulunan yeri yıkadı bizim kralımız. İşte bu bir alçak gönüllülük örneğiydi. Tabii ki gidin ayak yıkayın demiyorum sizlere ama kimseyi kendinizden aşağıda görmeyin. Başarı olarak, görüntü olarak ya da başka konularda başka insanları her zaman, yani nasıl anlatabilirim bunu sizlere? Başka insanlara her zaman değer verin, onları sevin, onların yaptığı şeyleri küçümsemeyin arkadaşlar. İşte bu bir alçak gönüllülük örneği. Onun dışında yumuşak huylu olun. Yani öfkeli olmayın, kibar olun. İnsanların size verdiği fikirleri değerlendirin. Kısaca çok böyle bıçak gibi keskin olmayın arkadaşlar. Tatlı ve yumuşak huylu olun. Ve sabırlı olun aynı zamanda. Sabırlı olmak ne demek? Bir şeyi sakince bekleyebilmek demek. Mesela diyelim bir arkadaşınız sizi sürekli kırıyor. Ve siz de dua ediyorsunuz. Bunun böyle olmasını istemiyorsunuz. Sabırla bekleyin. Tanrı'nın o kişinin yüreğini değiştirmesini sabırla bekleyin arkadaşlar. Birbirinize sevgiyle ve hoşgörüyle davranın. Yani birbirinizi sevin ve birbirinizi her durumda anlamaya çalışın diyorum sizlere. İşte bu ayeti gün boyu lütfen aklınızdan geçirin. Bu ayeti ezberlemeye çalışın. Çünkü bu ayet gerçekten Tanrı'nın bizden istediği güzelliklerle dolu bir ayet. Şimdi arkadaşlar artık sırada Ege var. Şöyle gidelim güzelce bir Ege'yi izleyelim. Ondan sonra işaretlerle konuşuyorum. Bölümünde buluşalım. İki gözü farklı olan kedilerde %100 ihtimalle bir özür vardır. Çok özür dilerler. Kedilerin bir yerleri tırmalamakta asıl amacı stres atmaktır. Bizim kedinin de stres topu var. Kediler dilleriyle de koklar. Onun için yemekleri yemeden önce yalarlar. Zaten yalamadan yemezler. Eğer bir kedi kuyruğunu patileri arasında alıyorsa bu itaatkar olma eğilimindedir demektir. Kuyruğunu kısıtırıp kaçmak deyimi de buradan gelir. Birçok kedi naneli kokulara bayılır. Kedinizin sizi sevmesini istiyorsanız bol bol nane yiyin. Bir kedinin ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 parmak bulunur. Daha fazla varsa genetik bir hastalığı var demektir. Ben de hepsinde 5 var sanırdım. Kediler sorunlu doğan yavrularını yerler. Doğa kanunu. Kediler bilgisayarların üstüne çıkmayı severler. Sıcak olduğu için tabii. Kediler hayatının %70'inde uyurlar. İşaretlerle konuşuyorum bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere işaret dilinden iki tane kelime daha öğreteceğim ve çok sık kullandığımız kelimeler bunlar. İlk kelimemiz var kelimesi. Var mesela havada güneş var gibi.
ya da masada kalem var gibi varla ilgili kullandığımız bütün cümlelerde bu kelimeyi kullanabileceksiniz. Peki nasıl göstereceğiz bunu işaretlerimizle? Çok basit arkadaşlar. Ellerimizi kullanarak. Elimizi böyle parmaklarımızı önce bir şöyle araları görünecek şekilde açalım. Sonra bu elimizi böyle kolumuzu biraz göğüs hizamıza getirelim. Ve çok basit arkadaşlar. Elimizi bu baş parmağımız böyle buraya gelecek şekilde kolumuzu böyle buraya yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Bu var demek. Var. 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 Biraz daha doğal yapalım bunu. Var. 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 Haydi bir daha. Siz de benimle birlikte yapın. Göreyim sizleri de. Ellerimizi böyle tutuyoruz. Parmaklarımızın arasını birazcık açıyoruz. Böyle göğsümüze sanki parmağımızı böyle dokunduruyoruz. Var. 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 Arkadaşlar işaret dilini konuşurken lütfen mimiklerinizle o söylediğiniz kelimeyi aynı zamanda hissetmeyi ve ağzınızla da o kelimeyi söylemeyi unutmayın. Çünkü karşımızdaki işitme engelli arkadaşlarımız aynı zamanda bizim ağzımızı da okuyabiliyorlar. Ağzımızdan da kelimeyi anlayabiliyorlar. Bu yüzden kelimeyi telaffuz etmemiz çok önemli. Şimdi bir de bunun tersini yapalım. Yok. Bunda da aslında yine size çok tanıdık gelecek. Normalde biz yüzümüzde ne yapıyoruz? Bir şey yok dediğimizde böyle yapıyoruz değil mi? Böyle yapıyoruz. Yok. Böyle kafamızı sağa sola sallıyoruz. Bunu da kullanacağız. Bunda da yine elimizi kullanıyoruz. Beş parmağımızı kullanıyoruz. Ama bunda bitişik. Böyle açmak zorunda değilsiniz. Böyle suratımızın önüne getiriyoruz elimizi. Böyle yapıyoruz. Yok. Yok. Sanki böyle bir burada böyle bir kaydırak varmış gibi böyle. Buraya böyle bir elimizi bir kaydıraktan kaydırıyoruz sanki. Ve aynı zamanda kafamızı sağa sola sallıyoruz. Yok der gibi. Yok. 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 Haydi siz de benimle birlikte yapın. Yok. 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 Şimdi tekrar edeceğim baştan. Var. 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 Yok. 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 Evet arkadaşlar, bugün işaretlerle konuşuyorum bölümünde öğrendiğiniz bu iki kelimeyi evde pratik yaparken bizlere video atmayı unutmayın lütfen. Şimdi sırada ne varmış? Kumdaki hikayeler var. Onu birlikte izledikten sonra da Tanrı'nın sözünde buluşacağız. Adında bir ferisi vardı. Ferisiler kendilerinin herkesten daha iyi insan olduklarına inanırlardı. Tanrı'nın yasalarını harfiyen yerine getirdiklerini sanarlardı. Bu yüzden de günahkarları sevmezlerdi. Bir gün Simon, Rab İsa'yı evine yemeğe davet etti. Rab İsa, günahkarları ve vergi görevlilerini de sevdiği için Ferisilerin kendisini eleştirmelerine rağmen bu daveti kabul etti. Rab İsa'nın Simon'un yemek davetini kabul ettiği haberi hemen yayıldı. Günahkar bir kadın bu haberi duyunca hemen Simon'un evine Rab İsa'yı görmeye gitti. Aceleyle içeri girip Rab İsa'yı görünce
elindeki güzel kokulu yağ ile birlikte Rapisan'ın ayaklarının yanına oturdu. Simon bu olanlardan dolayı şaşkınlık içindeydi. Çünkü Ferisiler günahkarları sevmezdi. Simon kendi kendine, bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne türlü bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı diye düşündü. Rabbi İsa Simon'a dönüp şöyle dedi. Simon, bak sana ne anlatacağım. Bir gün bir adamın iki kişiden alacağı vardı. Birincisi 500 dinar, diğeri ise 50 dinar borçluydu. Ödeyecek paraları olmadığı için adam bu ikisinin borçlarını sildi. Şimdi söyle bakalım, borçlu olanlardan hangisi bu adamı daha çok sevecektir? Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye cevap verdi. Daha sonra İsa kadına bakarak Simon'a şöyle dedi. Evine girdiğim zaman ayaklarımı yıkamam için bana su vermedin. Fakat bu gördüğün kadın hemen gelip gözyaşlarıyla ayaklarımı yıkadı ve saçlarıyla sildi. Sen başıma yağ sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle çok olan günahları bağışlandı. Çünkü o daha çok sevdi. Kadın ağlayarak İsa'nın ayaklarını gözyaşlarıyla siliyor ve getirdiği yağı ayaklarına sürmeye devam ediyordu. Rab İsa kadına dönüp, "Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı, esenlikle git," dedi. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim." Luka 5. bölüm 32. ayet. Sözü bölümüne hoş geldiniz. Bu arada gerçekten benim için aslında tesadüf oldu. Kafamda böyle birleştirmemiştim. Ama bugün aslında sabah sizlere verdiğim ayetle ilgili bir hikaye var bugün kutsal kitapta. Bugün onu birlikte okuyacağız. Hani size dedim ya alçak gönüllü olmak az önceki ayetteki gibi çok önemli diye. İşte bugün okuyacağımız hikaye Mesih'in bizler için gösterdiği alçak gönüllülük örneği. Haydi sen de bana eşlik et. Gel birlikte okuyalım öykümüzü. Bu öykünün adı Hizmetçi Kral. Fısıh zamanıydı. Yani Tanrı'nın halkının Mısır'da köle olmaktan nasıl kurtarıldıklarını hatırladıkları zamandı. Bu yılki fısıhta Tanrı daha büyük bir kurtarış planlıyordu. İsa ve arkadaşları üst kattaki bir odada fısıh yemeğini yiyorlardı. Ama İsa'nın arkadaşları tartışıyorlardı. Ne hakkında mı? Pis ayaklar hakkında. Pis ayaklar mı? Evet, böyle yeşil yeşil kokular çıkan pis ayaklar. Şimdi o dönemle ilgili bilmen gereken bir şey var senin öncelikle. O zamanlarda insanlar ayakkabı giymezlerdi. Sadece sandalet giyerdi ve belki ilk bakışta bu çok garip gelmeyebilir ama şunu da hatırlamamız gerekiyor ki o dönemde sokaklar çok ama çok pisti. Şimdiki gibi belediyeler sokakları temizlemiyorlardı ve o yüzden aslında sadece toz toprak değil bu bahsettiğimiz şey. Gerçekten iğrenç bir pislikten bahsedebiliriz arkadaşlar. Her yerde inekler ve atlar vardı ve onların sokakları tuvaletlerini yaptığını düşünürseniz yerler gerçekten çok pisti arkadaşlar. Ve bir sandalet zaten ince tabanlı olduğu için, üstü kapalı olmadığı için bir ayağı ne kadar iyi koruyabilir ki? Bir de hayal edin o ayaklar ne kadar kirleniyordur acaba? İşte bu yüzden pis ayaklar hakkında konuşuyorlardı.
Birinin de bu pis ayakları yıkaması gerekiyordu değil mi sonuçta? Kirlenen şeyleri yıkıyoruz çünkü. Ama bu iğrenç bir işti. Kim bu işte gönüllü olarak yapardı ki bu işi? Ancak en alt seviyedeki hizmetçi bunu yapardı değil mi? Ben hizmetçi değilim dedi Petrus. Ben de değilim dedim hatta. İsa sessizce sofradan kalktı, üstünü çıkarttı, bileğine su koydu, diz çöktü ve arkadaşlarının ayaklarını yıkamaya başladı. Sen bunu yapmamalısın diye itiraz etti Petrus. İsa'nın hizmetçi bir kral olduğunu anlayamamıştı. O hizmetçi bir kraldı, hizmet etmeyi seven bir kraldı. Petrus, pislikleri temizlememe izin vermezsen bana yakın olamazsın diye cevap verdi İsa. İsa biliyordu ki insanların en büyük ihtiyacı içten temizlenmekti. Kalplerindeki günahın yanında ayaklarındaki pislik aslında bir hiçti. O zaman beni temizle dedi Petrus gözleri dolarak. Hem de tamamımı temizle olur mu? Teker teker İsa herkesin ayaklarını yıkadı. Bunu sizi sevdiğim için yapıyorum diye anlattı İsa. Siz de bunu birbiriniz için yapın olur mu? Bundan sonra hikayenin devamı da var. Ama bu hikayenin devamını ben bir sonraki güne bırakacağım. Çünkü sizin öncelikle bugün alçak gönüllülük hakkında İsa Mesih'in nasıl ki diğer insanların pis ayaklarını yıkadığı ve bunu bir alçak gönüllülük örneği olarak anlatması hakkında düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Nur ablanız sizi çok ama çok seviyor ve sizin için her zaman dua ediyor. Şimdi sırada Mevzi var. Mevzi'yi izleyin siz ama beni yarın yine göreceksiniz. Gelin birlikte izleyelim. Siz de bu sırada kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba Zi. Bak. O elindeki ne öyle? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa çok güzel çıkmışsın. biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Geçen bölüm nerede kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Zi. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık 7. şehrimiz. Peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be, amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boş ver. Çok alçak gönüllüsün be. Şaka yapıyorum Zi, hemen ciddiye alma. Tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. Ne yapalım, devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Şu. Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Pavlus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe'ye doğru yola çıkar. Listra, Derbe... Aman sakın ezber yapmaya girişme. Yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam ben yardımcı olacağım. Listra... Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde Elçi Pavlus bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ayağa kalk, dikil dedi. Tam bu sırada kötürüm adam birden ayağa kalktı, yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlus'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Pek sayılmaz. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağı adak adamaya bile çalıştılar.
Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar, nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjdeyi iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri Tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be! Ya, terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra? Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Derbe. Evet, Derbe. Derbe, elçi Pavlus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette Derbe'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur. Ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Aa, hiç kaçırmıyorsun. Sor bakalım, hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Yanlış mı? Ya şimdi... Ama bak canımı çektirdin ha. Hadi gidip yiyelim hadi. Dur nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi cevapla. Doğru diyorum. Harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva, şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı, pekmez, süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helva da kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva, yapılış ve usulleri çok farklı olsa da birçok gıdaya verilen ortak bir isim. Vay zi, süpersin. Ben gidiyorum, hadi takip et. Dur, nereye gidiyorsun? Ay, daha mesajımızı vermem lazım. Bakın, kameram bu muydu benim? Evet, sevgili kardeşlerimiz, aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Geldim ben de zi. Koş helvacıya.